size Dark Mamba'yı anlatmış mıydım? Hayır. Benim bildiğim Kobe Bryant abi. Benim bildiğim de öyle. Ben İlkay Alpgirel. İnansanız da inanmasanız da onlar orada. Yavaş yavaş dosyamı bitirmeye başladım. Dark Web araştırması yapıyorum. Herhalde sanırım birkaç aydır bu sürüyor. İnanılmaz pislik bir yer. Gördüklerimi unutmam için büyük ihtimalle beyin ameliyatı olmam lazım. Dark Web ile Deep Web aynı mı bu arada dostlar? Ben Deep Web'e daha önce girmiştim de yani pişman oldum ya. İğrenç bir yer. Yani kesinlikle girmeyin, boş verin. Ben de girdim de aynı çok, yer. Çok iğrenç, çok iğrenç. Yani midemi bulandırdı gördüğüm şeyler. Beynimin bir kısmını aldırmam lazım. Bunlara niye baktım? Size anlatmak için. Size niye anlatıyorum? Bu pislikleri öğrenmeniz için. Siz ne yapacaksınız? Bu pislikleri başkasına anlatacaksınız. Başkası ne yapacak? O da başkasına anlatacak. Böylelikle bu pislikler ve burada dönen olaylar konuşulmaya başlayacak. Abi Dark Web daha kötü Deep Web'den. Hadi ya, aralarındaki fark ne tam olarak? Şu anda kullandığımız web ağı güvenli olmasa da legal bir ortam. Ama dünya, dünyadaki ülkeler, dünyadaki devletler bu pislikleri görmezlikten geliyor. Yani bir nevi halının altına silkeliyoruz. Böyle süpürüyoruz pislikleri. Evet. O halının altı temizlenmediği sürece, bu iğrenç alanlar temizlenmediği sürece bu dünyada insanım diyen büyük hata yapar. Dark Web. Kesinlikle. Ya bir de internette, hani bazen internette bir şey görüp şey diyoruz ya, ya bu çok rahatsız edici, bu şöyle bu böyle diye. Bu Dark Web, Deep Web gibi şeyler o kadar iğrenç, o kadar iğrenç ki inanamazsınız yani dünyada olan şeylere ve paylaşılan şeylere. Yani iğrenç ötesi. Benim bak midem bulandı, öyle söyleyeyim, psikolojim bozulacaktı. Yasak bu arada girmek, onu söyleyeyim. Hani bir evestesi, evet. Sadece böyle Tor gibi uygulamalarla, internet uygulamalarıyla. O da şöyle bir durum var. Benim girdiğim de Tor gibi uygulamaların izin verdiği kadar girdiğim yani. Hani tabii. Atıyorum mesela, örnek veriyorum. Deep Web mesela 10 katmansa, örnek veriyorum sadece. Ben 1'de dolaşmışımdır hani. O birinci yerde aynen dolaşmışımdır. Hani Tor gibi internet tarayıcılarının izin verdiği kadarıyla gördüm ben. Daha dibi zaten davetiye ve yazılımla oluyor diye biliyorum. Vay be. Neler var biliyor musunuz? Çocuk kaçıranlar var. Çocuk kaçı... Evet bu arada. Çocuk, affedersiniz, çocuk pornosu var. Ya düşünün ya, bu kadar karanlık bir yer ya. Evet, kiralık katil falan. Sipariş verebiliyorsun ya, kiralık katil. Bildiğin kiralık katil. Hani bazen diyoruz ya, şu cinayetin gizemi çözülemedi. Belki kiralık katil yapmıştır. Aynen öyle. Linklemişler böyle. Pedofiliyi legal gösterenler var. Uyuşturucu satanlar, silah ticareti yapanlar, insan öldürenler. Uyuşturucu ve silah ticareti çok normal geliyor bana bu arada. Normalden kastım şu. Filmlerde görüyoruz. Normalde de dışarıda yapanlar da var yani. Çok normal geliyor yani bunlar artık. Normalleştirildi artık. Tabii. Yani kredi kartı bilgisi satanlar, cinayet işleyenler, her şey yasalmış gibi bir prosedüre uydurup yaşayanlar var. Ve bu yaşayanlar bu dünyada sizin benim gibi insanlar. Sadece farklı nickleri var. Farklı isimleri var. Belki de bazen yanımızdan geçip böyle dokunduğumuz bir insan bunu. Belki selam bile veriyor olabilirler ya. Ama bu alanın bu kadar temizlenememesi, takip edilememesi, bunlara bu kadar izin verilmesini ben anlayamıyorum. Akıl mantığım anlayamıyor. Bugünkü işleyeceğimiz Dark Mamba olayı Dark Web dosyasının birinci bölümü. Niye bununla başlamak istedim? Gerçekten aklım almıyor. Bugünkü dosyayı aklım almıyor. Şimdi hazırsanız biraz sinirli, biraz gergin bir video olacak. Çünkü bana hak vereceksiniz. Böyle bir şey yok. Çaylar, kahveler ve video sonu için soğuk sular alındıysa Dark Web dosyamıza başlıyoruz. Dark Web'e nasıl girildiğini falan anlat. Bak abi,
korku hikayesi tam olarak böyle anlatılır işte. Tam onu diyecektim ya. Durdurmanı bekliyordum. Bak 3 dakikadır izliyoruz videoyu. 3 dakikanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bir de İlkay abi anlatırken aynı zamanda sohbet muhabbet de edebiliyoruz söylediklerinden. Abi böyle anlatılır tabii. İşte. Hikaye böyle anlatılır. Hikaye şiir okuyormuş gibi anlatılmaz. Sanki bir yerden okuyormuşsun gibi anlatılmaz. Random. Ha bir yerden okuyorsan bile mesela belki İlkay abi de okuyordur, ayrı bir konu. Ama bunu belli etmemen gerekiyor. Yani izleyiciye bunu hissettirmemen gerekiyor. Atmayacağım. Bu zaten bu illegal bir şey. Benim yaptığım da illegal bir şey. Yani ben bunu legal olduğunu savunamam. Ama araştırma için yapıyorum ki bunları iyi bir amaçla kullanıyorum. Dedim ya hepimiz bunu konuşur hale geldiğimizde birileri insanların bir şey konuştuğunu fark edecek. Hani aynı dijital imza toplamak gibi. Biliyorsun değil mi? Dijital imza toplanan siteler var. Bir gün belki birçok insan senin sayende bunu konuşuyor olacak. Sen bu videoyu izledikten sonra ailenle paylaşacaksın. Arkadaşlarınla belki paylaşacaksın. Sevdiklerini izleteceksin. Diyeceksin ki böyle bir şey varmış. Onlar başka birilerini izletecek. Ve bu konuşulmaya başlayacak. Dark Web'de dolaşırken bir listeye denk geldim. Bazen Dark Web'deki bazı siteler güvenli linkler yayınlıyor. Güvenli dediğime bakmayın. Aslında illegal her şeyi legale çevirmenin yolunu bulmuşlar. İşte birinci katman gibi düşünün, hani belli başlı şeyler. İşte ne bileyim, ot satma, kokain satma gibi gibi. Hani bunlar diğerlerine nazaran birazcık daha ponçik olduğu için, göründüğü için daha doğrusu. Bunlar da kötü şeyler tabii ki. Ama bir tık daha şey olduğu için, hani daha herkesin aşina olduğu şeyler olduğu için paylaşabiliyorlar. Güvenliden kastım, evet buradan yapılan alışverişler vesaireler güvenli. İşte çok fazla kullanıcı oyu aldı gibi kriterleri var. Bu kriterlerden bir tanesi Dark Mamba'ydı. 720 pozitif yorum ve oy almıştı. Scam listeler var. Onu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Nedir Dark Mamba? Tam anlamıyla çevirisi Kara Mamba. Dünyanın en zehirli yılanlarından birinin ismi. Ama Dark Web için öyle değil. Dark Web'de Kara Mamba bir kiralık katil çetesi. Dark Web'in en karanlık çetelerinden bir tanesi. Şimdi notlarından okuyarak gideceğim. Kendilerine Dark Mamba oluşumu ya da organizasyonu diyorlar. Dark Mamba yani Kara Mamba bilinen en zehirli yılan türü. Zaten organizasyon logoları ve Dark Web sitelerinde bu yılan bulunuyor. Şu anda ekranda Dark Web'ten yayın yapan sitelerini görüyorsunuz. Killing People. Dark Mamba organizasyonu kendini şu şekilde tanımlıyor. Dünya çapında hizmet veren, dünyanın tüm bölge, kıta ve ülkelerinde sadakatle bağlanmış askerleri, keskin... Türkiye'de de var o zaman. Nişancıları, katilleri işte bulunan, profesyonel olarak hizmet veren bir kuruluş. Bünyemizde... Sıkıyorsa gelin beni vurun da diyemiyorum ya. Balkona birçoğu da dolandırıcı bu arada. Balkonda kahve içerken sniperla vurunuyormuşum. Anasını satayım. Bok gibi ölüm olurdu ya. Dünyanın tüm ülkelerinde bulunan ordularında eğitim görmüş, emekli olan, ayrılan ve bünyemize katılan binlerce asker bulunmakta. Web sitelerinde kısa tanımları ise şu şekilde. Dark Mamba bağımsız, özel askeri bir şirkettir. Kendi askeri birlikleri bulunan özel kuvvetlere sahip bir oluşumdur. Tüm hizmetlerimizi maksimum gizlilik ve güvenlikle sunarız. Fiyatlar operasyon durumuna göre değişir. Fiyat teklif alın. Web sitesinde bulunan hizmetler bölüm ekrana giriyor şimdi. Adım adım. Ben bunun gerçek olduğuna inanıyorum bu arada, bu tarz oluşumların ya. Kesinlikle gerçek ve binlerce var dünyada bu işi yapan. Binlerce. Amerika'da tabii çok ki mesela gerçek. Ki bu arada bir şey söyleyeceğim, Amerika'da çok dedim ya, Amerika'nın kendisi zaten direkt Dark Mamba. Neden diyeceksiniz? Askerleri zaten paralı asker. Hepsi paralı asker. Yani çok da bir şey değişmiyor bence. Birisi siyasiler için adam öldürüyor. Diğeri de işte ailesini rahatsız eden, atıyorum kızını rahatsız eden bir adamın kızını kurtarmak için başkasını öldürüyor gibi gibi düşünün.
Yani tamamen aynı mantık aslında. Birisi vatan millet Sakarya, diğeri de ben de para kazanıyorum diyor. Gideceğiz. Bu derin bir konu aslında, bunu konuşuruz ya. Buna gerçekten inanılmaz, akıl almaz, tüyler ürpertici bir hizmet listesi var. Sırası ile hizmetleri okuyorum. Birinci başlık, insanları öldürmek. Sıradan insan... Peki bir limon spamımız yok mu bu mükemmel tespitimden sonra? Hava atarsınız bir ortamda söylerken. Önemli insanları öldürürüz, parantez içinde koruma olmadan. Çok önemli insanları öldürebiliriz, parantez içinde korumalarla. Büyük patronları öldürebiliriz, birçok korumasıyla beraber. İkinci maddeye geçiyoruz. Vay be. Kaçırma. Sıradan insanları kaçırabiliriz. Önemli insanları kaçırabiliriz. Çok önemli kişileri kaçırabiliriz, parantez içinde korumaları ile birlikte. Üçüncü madde ki... Bu... E tabi bunların fiyatları da değişiyordur, hani şey falan diyebilirsiniz. Madem bu kadar güçlüler, o zaman dünyanın en zengin insanlarını kaçırsınlar. Kendileri o riski almıyordur, yani şöyle o riski almıyordur. Bir amacın olması gerekiyor ve pahalıdır zaten. Yani atıyorum mesela siz gidip de Adriana Lima'yı kaçıracağım dediğinizde bu şeye, örgüte $1000 demeyecektir. Muhtemelen 10 milyon dolar diyecektir mesela, örnek. Yani parası da güzeldir yani. Bence zaten şöyle bir şey var. Şu an geçen yayında konuştuk. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk mı Jeff Bezos mu diye tartışmıştık. Bence ikisi de değil. Bence ikisi dünyanın bilinen en zengin iki insanları. E tabii canım. Yani bilinmeyen daha neler vardır? Ya vardır canım, olmaz olur mu? Benim en ürperdiğim maddelerden bir tanesi. Gizli çalışma. Başlık bu. Kaza gibi görünen cinayet, sabotaj, ev, araba ve benzeri, isti zehirlenme, yani izi belli olmadan otopsi raporunda bile çıkmayacak şekilde bir kişiyi zehirleme, birini öldürür ve suçu istediğiniz, hedef gösterdiğiniz bir başkasının üzerine atarız. Dördüncü madde, ağır iş. Silahlı bir grubu yok etme. Oy. Mesela böyle şeyler. Yani şey diyebilirsiniz, bence yalandır işte, bunlar bu kadar şey yapamaz diyebilirsiniz ama yapabilirler. Ama fiyatı da ona göredir yani. Yani. Milyonlarca dolardır belki. Eleştirme, patlatma. İnsanları, evleri, arabaları patlatma. Yani bir nevi terör. Beşinci madde. Yaralama. Sıradan insanları yaralarız. Önemli insanları yaralarız. Koruma altında. Çok önemli. Helal, helal, helal. Mobile tam bir tane elmas göndermiş. Selamlar kralı, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler kanka desteğin için. Hoş geldin yayına. Korumaları ile birlikte. Son madde, son maddeye de ayrı bir link vermişler. Ben onu birazcık kısaca okuyacağım size. Özel istek. Kanka. Efendim. Chatten şey geldi. Beyler aramızda para toplayıp New'yu kaçırtalım kodu geldi. Chatten. Chatte o kadar para çıkmaz bu arada. Limon spam diyoruz, 3 tane limon geliyor. Bizim chat muhtemelen bizi sokakta izliyor bu arada. O kadar fakirler hani. Fakirliğin şeyi. Hani dik noktası artık. Özel bir isteğiniz varsa bize sorun. Bu kısımda işkence, sakat bırakma, organ çıkartma, organ kaçırma, organ teslimatı, çocuk kaçırma, çocuk teslimatı ve benzeri kısımlar yer alıyor. Yaşasın zalimler için cehennem. Çok matah iş yapıyormuş gibi kara mamba oluşumunun birkaç maddeden oluşan kurallarına bakıyoruz şimdi. O da ekrana geliyor. Kurallar. Mobil adam çok teşekkürler kanka. 1. Maksimum gizlilik sağlamak için ödeme Bitcoin ile yapılır. Vay. 2. Ödeme işin yürütülmesinden sonra yapılır. 3. Bir işe başlamadan önce sırf bunlar yüzünden, bu gibi oluşumlar yüzünden Bitcoin kapatılacak diye düşünüyorum bazen. Bazen de diyorum ki çok iyi yatırım. Çünkü gerçekten Bitcoin ile çok kolay para, kara para aklayabilirsin mesela. Bak şöyle.
Çok basit. Haklarında var zaten. Herkes şu an Bitcoin'le kara para aklıyor. Aynen. Çok basit bir örnek vereyim mesela. Normalde 1 milyon dolar bulsanız yerde o 1 milyon doları harcayamazsınız dostlar. Çünkü Doğru. devlet sorar bu parayı nereden buldun, neye yatırım yaptın falan diye sorar. Ama o 1 milyon doları gidip Bitcoin'e yatırırsanız, ondan sonra Bitcoin hesabınızdan banka hesabınıza çekerseniz dersiniz ki işte ben 10 yıl önce Bitcoin almıştım, değerlendi, şu anda satıyorum, yavaş yavaş çekiyorum dersiniz. Alın size kara para aklama. Yani Bunun çok yolunu da bize anlattığın için teşekkür ederiz. yok o anlamda, bunu herkes biliyor yani, zaten öyle yapıyorlar kanka. Yani bunu herkes biliyor. Hani vergisi vesaire hiçbir şey olmadığı için. Yani. Biraz ilerleme gerekir. Bilgi akışı vesaireden bahsediyor. 4. Sadece gerçekten ilgileniyorsanız bize ulaşın. 5. Peşinat kabul ediyoruz. Olur da işin sonunu beklemezseniz, hızlanmasını isterseniz peşinat kabul ediyoruz gibi de bir başlık atmışlar. Bunu böyle reklamı niye yapıyorum biliyor musunuz? Hiçbir kuruma güvenmeyin. Gerçekten yani hani FBI gözümüze büyütüyoruz ya, al çöpe gitsin. CIA'yı gözümüzde büyütüyoruz ya, çöpe at. Boş. Mossad, Rus ajanıymış. Uluslararası kırmızı bültende arananlarmış. Bunları arayan gruplarmış. Bunları arayan özel güvenlik şirketleriymiş. Sen bugün bir tane olay yapsan, hani sinirlendin bir adama vurdun diyelim. Havaalanından geçemezsin pasaport kontrolünde. Bunlar elini kolunu sallayarak geziyor. Kesinlikle. Uluslararası bir örgüt kurmuşlar, askerlerden oluşarak. Yani o yüzden hiçbir kuruma güvenmek gerek. Ama şöyle bir durum var bir de. O kurumdaki bazı ajanlar işte ajanlar da belki bu gruptan. Belki onlar finansal olarak bunları destekliyor bu kadar. Yani. Etmiyor. Bu dünyada biz güvende değiliz. Okuyacaklarım daha bu işin başlangıcı. Şu anda sadece Kara Mamba'nın kendi organizasyonunu anlattım. Devam ediyoruz. Kara Mamba'nın kaç cinayeti var? Bu kısım birazcık karışık. Yaralama, adam kaçırma, kundaklama, bombalama ve cinayet olarak düşünüldüğünde Kara Mamba oluşumu ile e-mail üzerinden bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu bağlantıyı kuran Deep Web bloggerı Mark Z, BİN'in üzerinde operasyon yaptıklarını belgeledi. Dark Web'e bakıldığında ise referans aldığımız yerler scam listler. Nedir bu scam list diye şöyle söyleyeyim. Şimdi Dark Web'in de kendine göre bir raconu var. Aslında illegal çevirme demiştim ya. Kendi raconunu oturtturmuş bir sistem. Mesela kredi kartı satanlar var. Uyuşturucu satanlar var. O şeye falan girmiyorum. O artık o benim midemi bulandırıyor. Porno, çocuk vesaire, kaçırma, pedofili, oralara girmiyorum. Oraya ayı tutuyorum. Şimdi diyelim ki Çok iğrenç şeyler ya. Uyuşturucu satın alan biri vardı. Bir site, Dark Web sitesi uyuşturucu satıyor. İşte belirli başlı kriterlerde bunları nasıl teslim edeceğini söylüyor. Siz yine Bitcoin üzerinden satın alıyorsunuz vesaire. Olası dolandırıcı çıktı. Yani bu site sizi dolandırdı. Scamlistler bunu takip ediyor. Tamamıyla Dark Web'deki kullanıcıların, ürün satın alan, deneyimleyen kullanıcıların oyları ile oluşan bir liste oluşuyor. Ve bu listede her türlü sitenin scam puanını görüyorsunuz. Bu listeye girdiğiniz anda zaten kötü bir sitesiniz veya dolandırıcısınız vesaire. Herhalde scam listi anlatabilmişimdir. Anladınız mı? Asya, teşekkür ederim. Scam listelerinde Kara Mamba yani Dark Mamba 720 olumlu yorum almış. Aldığı yorumlarda hizmet aldığını söyleyen kişiler aldıkları hizmetin sonuçlarını fotoğraflarla paylaştılar. Bu fotoğrafları YouTube üzerinde yayınlamak gerçekten mümkün değil. Kanalın geleceği açısından. O yüzden tüm fotoğrafları Discord grubumuzda kanıtlar bölümüne atıyorum. Discord grubunun ve Twitch canlı yayın linklerinde yoruma sabitliyorum. Discord grubuna gittiğiniz zaman menüden kanıtlara bakarsanız bu videoyla ilgili Dark Mamba'nın yaptığı operasyonlarda ele geçirdiğimiz ya da yayınlanan birçok, nasıl denilir, cinayeti mi denilir, operasyon sonucu mu denilir, tövbe estağfurullah, onları görebilirsiniz. 720 olumlu yorum dışında iki tane olumsuz yorumlara rastladım. Bunlardan biri çok ilginç. Yorum şu:
DaveX77 isimli bir kullanıcıdan. Diyor ki, bak. Öldürmesi için gösterdiğimiz kişi yerine yanlışlıkla önce yanındakini öldürdüler. Vay anasını ya. Sonra özür dileyip diğerini de mi öldürdüler? Sonra hatalarını anladıklarında asıl kişiyi de öldürdüler. Bir kişi fazla ölmüş oldu. Bunun için olumsuz yorum atmış. Oğlum sanki bilgisayar almış, tamam mı? Memnun kalmamış işletim sisteminden veya ne bileyim hızından, açılış hızından, onu söylüyormuş gibi. Şimdi enteresan bir hikayeyle devam edeceğiz. Demin bahsettiğim Mark Z, Deep Web bloggerı ve Deep Web'deki neredeyse bütün pislikleri açığa çıkartmaya çalışan, ben onun için Don Quixote diyorum. Bir Don Quixote. Dark Mamba ile ilgili birçok materyali paylaşan ilk bloggerlardan bir tanesi oldu. Ve bir bloggerın bunu paylaşmasıyla birçok blog sitesi oluşmaya başladı. Bu iyi bir şey işte. Bir kişi anlatmaya başlıyor, başkasının ilgisini çekiyor ve yayılıyor. Derken ben denk geliyorum. Ben denk gelip YouTube'da size anlatıyorum. Siz birilerine anlatacaksınız. Bu bir zincir. Mark bir gün Dark Web'de dolaşırken bir deney yapmaya karar veriyor. Şimdi olayların akışını blog yazısından Mark'ın ağzından dinleyeceğiz. Dark Web'de dolaşırken keşfettiğim onlarca link içinde normal hayatta kesinlikle satın alamayacağım birçok illegal ürün satıldığını fark ettim. Ve karşıma çıkan 5 şeyi satın almaya karar verdim. Dark Mamba karşıma çıkan ilk şeydi. Kiralık katil hizmeti. Ona birazdan gireceğim. Kiralık katil kısmını bekletmeye karar verip deneyimlerime devam ederim. İkinci karşıma çıkan ürün çalıntı kredi kartı bilgileri oldu. 99 dolara 1000 dolar limitli ya da 199 dolara 10.000 dolar limitli kart satın alabiliyordunuz. O kartları kendileri niye kullanmıyorlar acaba bu çalanlar? Çünkü o riski almak mı istemiyorlar? Kullanan adresten ifşa olacak aynen. Ama satınca karşıdakine veriyor. Aslında son daha mantıklı da kullanılabilir. 200 dolara 10 bin dolar satacağına 10 bin dolarla Bitcoin'e yatırsa gene kar para kullanır. Evet. 99 dolardan sipariş vermek. Oğlum biz ne kadar pis insanlarız ya. Biz ne kadar pis. Benden Dark Web'e kayıtlı bir e-posta istedim. Normal e-posta adresimi kabul etmedi. Biraz araştırma ile Dark Web'de e-posta adresine sahip oldum. Ardından 99 doları Bitcoin olarak ödedim. İşlem tamamlandı. 24 saat içinde bana bilgilerin yollanacağı söylendi. Üçüncü ürün. Biraz korkunç. İçinde hayvan, insan kaçırma, işkence, tecavüz, cinayet görüntülerinin olduğu 60 GB full dolu bir hard disk satılıyordu. Fiyatı sadece 49 dolardı. Satın aldım. Ölen büyükannemin evi boştu. Adres olarak orayı verdim. Başımı belaya sokmak istemiyordum. Dördüncü ürünüm belki de listenin en masum ürünüydü. Uyuşturucu. Ghost adında bir hap vardı. 4 adet 15 dolardı. Satın aldım. Onu da büyükanneme postaladım. Son ürünüm canlı yayın biletiydi. 24 saat yayın yapan porno sitesine giriş şifresi satın aldım. Biraz pahalıydı. En azından diğer ürünlere göre. 200 dolar ödedim. Şifre mailime geldi. Gelmesi sanırım 10 dakika sürdü. Şifre ile birlikte verilen siteye girdim. Gördüklerimle kusmam bir oldu. Bir kadın ellerinden sedye gibi bir şeye bağlanmıştı. Bir adam canlı canlı meme uçlarını keserken diğeri ise çivili ya da dikenli bir ip ile kızın her yerine vuruyordu. Çığlıklara rağmen İğrenç ya. Durmuyorlardı. İki adam maskeliydi. Ara ara kameranın olduğu yere bakıp maskelerinden anlamsızca dillerini çıkartıyorlardı. Kızı bir süre sonra kandan vücudunun tamamının kaplandığını gördüm. Yalvardığını duyuyordum. Lütfen diyordu sürekli. Lütfen. Karanlık webin içinde kaybolmuştum. Kusarak bilgisayarı kapattım. Biliyorum Karamamba'ya dönmemi bekliyorsunuz bunu okurken. Ama öyle hızlıca olmuyor her şey. Cinayet satın alacaktım.
Her ne kadar olacağına inanmasam da olma ihtimaline karşı planımı iyi yapmam gerekiyordu. O yüzden kargoları beklerken bunu düşünmeye karar verdim. Büyük annemlere geçtim. Orada kalıyordum tek başıma. Ne olur ne olmaz diye babamın ahırdaki tüfeğini ve bir düzine fişeği yanımda getirdim. Kapı yanında hazır tutuyordum. Lan var ya, nasıl bir dünyada yaşıyoruz kanka ya. Biz neler var ya, oluyor çok arkadaş? Masummuşuz ya. Bayağı biz evde oturup anasını satayım, kışımıza pijamayı çekip terlikle dizi izliyoruz ya. Darkweb'e girip e-postamı kontrol ettiğimde ilk satın aldığım ürün kredi kartı bilgileri geldi. Kredi kartı numarası, isim soyad, her şey eksiksiz gelmişti. Peki cidden 1000 dolar limit var mıydı? Denemek için internete girdim. Güvenlik önlemimi aldım. Ürün satın almayacaktım. Bu aptallık olurdu. Evimin polislerin basmasını istemem. Onun yerine harika bir fikir buldum. Kanser derneğine bağışta bulunacaktım. Kartla gelen isimle 1000 dolar bağışta bulundum. Çalıştı. Bağış kabul edildi. Bu inanılmazdı. 99 dolara 1000 dolarlık kart bilgisi vermişler. Kardeşim cenneti garantiledin şu an bu arada. Şu an cenneti garantiledin. Peki neden kendileri harcamıyordu ve bu bilgileri satıyorlardı? Bu başka bir blog yazımda anlatacağım konu. Ben size bunu kısaca anlatabilirim. Olay şu. Bazen hackerlar büyük patlatma dedikleri olaylar yapıyorlar. Yani bir alışveriş sitesini, önemli bir yere, iTunes'u mesela, iCloud'u patlattıklarında. Hikaye çok iyi bu arada ya. Efsane sarıyor ya video. Devasa video hiç bitmesini istiyorum. Bilgilerine ve kredi kartı bilgilerine sahip oluyorlar. Bunlar 1, 2, 3 değil. Yüz binler. Yüz binlerce kart bilgisi. Şimdi şöyle düşünün. Bu kart bilgilerini hacklediğinizde, bütün güvenlik önlemlerini aldıysanız bir sorun yaşamıyorsunuz. Benim de zaten takık olduğum konu bu. Ama bu kartları kullanmaya tek tek başladığınızda iş gerçeğe dönüyor. Gerçek bir adres vermeniz gerekiyor. O ürünü teslim almanız gerekiyor. Ve bir harcama yapmanız gerekiyor. Ürün olarak alacağınız için de bunu paraya çevirmeniz tekrardan gerekiyor. Hackerlar da çok kolay bir yolu seçmişler. Suya sabuna dokunmadan bir kartı limitiyle 99 dolardan 4999 dolara kadar bir fiyatla satıyorlar. Böylelikle su hesabına dokunmuyorlar. Sen bu kart bilgisini aldığın andan itibaren sen kayıtlarda takip edilmeye başlıyorsun. Yakalanırsan zaten %100'den suçlusun. Kimse hacker'ın peşine düşmüyor. Nasıl bir şey bu ya? Şerefsizler! Thompson Walker. Thompson Walker, iyi yayınlar diyerek iki tane elmas göndermiş. Çok çok teşekkürler Thompson desteğin için. Çok sağ ol. Hoş geldin ayrıyeten yayına. Hacker bu bilgileri satamazdı. Yani mantık bu aslında. Hacker toptan bir satış yapıyor. Parasını aklıyor. Ve gerisinde sen aldığın o kartla işte ürünü nereye kargolatacaksın, nereden alacaksın, o bütün mekanizmayı sen kurmak zorunda kalıyorsun. Yani illegal oluyorsun. Birkaç gün geçtikten sonra FedEx iki paket getirdi. Bunlar hard disk ve haplar olmalıydı. Öyle oldu. Yalnız haplar Harlem'de kullanılmayan bir binadan gelirken hard diskin geldiği adres garipti. Arizona çölünde boş bir araziden geliyordu. Hard diski bilgisayarıma bağladım. Dehşet. Tam anlamıyla dehşet. Çocuk pornosu, çocuk tecavüzü. Kaçırılan çocuklar, çocukların kümes gibi kapatıldıkları yerler, hayvan tecavüzü, şiddet, cinayet, aklınızı kaçırtacak binlerce ama binlerce dosya. Tam tamına 60 GB. Harlem posta tespiti birkaç tane hap siparişiyle yapılabilirdi. Yani bir şekilde takip edilebilirdi. Ama bu hard diskin yanında hap ticareti melek kalıyordu. Bu hard diskin kaynağı mutlaka bulunmalıydı. Not: deney bittiğinde hapları ve hard diski polis departmanına teslim ettim. Tabii 6 saat sorgulanmam dahil kötü bir gün geçirdim. Kredi kartından ve Dark Mamba'dan hiç bahsetmedim polise.
O da benim sırrım olsun. Karamamba. Yani dar mamba. Cinayet olasılığı artık vardı. Dark Web'de akıl almaz işler dönüyordu. Anlaşılan bu devletlerin ve dünyanın da pek umurunda değildi. Peki, Karamamba'yı nasıl test edebilirdim? Harika bir fikir buldum. Hem intikam alacaktım hem de testi tamamlayacaktım. Büyük annem ölmeden önce yan komşusu ile büyük bir tartışma yaşadı. Mahallede pitbull beslemek yasak olduğu halde büyük annem komşusunu şikayet edeceğini söylediğinde komşusu köpeğini büyük anneme saldırdı. Çok korkmuştu büyük annem. Komşu adını gizleyeceğim. Bay James diyeceğim. Yok yok merak etmeyin. Bay James'i öldürtmeyeceğim. Hedefim köpeği. Mahallenin korkulu rüyası. Çocuklar bu köpek yüzünden neredeyse evden çıkamıyor. Bay James eski asker olduğundan polis de ona çok ses çıkartmıyor. Hemen mail yazmaya başladım. Bu köpeğin ortadan kaldırılması ve deneyin tamamlanması gerekiyordu. Maili yolladım. Ertesi gün garip bir şey oldu. Karamamba'dan mail geldi. Mail saatine baktım. Tam tamına. Saniyesi saniyesine 24 saat dolduğu anda mail gelmişti. Mailde şu yazıyordu. Zehirlenerek öldürme. 500 dolar. Silahla öldürme. 2000 dolar. Sniper, keskin nişancıyla yani atış. 3500 dolar. Bir köpek için inanılmaz fiyatlardı. Bay James neredeyse evden çıkmıyordu. Büyük annemin mahallesi sniper için olanaksız duruyordu. Biriktirdiğim kamp paramı feda edecektim. Olanaksız olanı seçmek en mantıklısıydı. Birkaç kez mailleştikten sonra ödemeyi Bitcoin olarak yaptım. Detaylar için şifrelenmiş PDF istediler. Onu da yolladım. PDF içinde mahallenin konumu, Google Map'te çekilmiş resmi, hedefin olduğu ev vesaire yer alıyordu. Vay be. Ertesi gün komşumuzu gözetlemeye başladım. Neredeyse hiç gözümü kıpırdatmadan onu ve köpeğini izliyordum. Bu birkaç gün daha böyle sürdü. Artık benim için dayanılmaz bir hal alıyordu. Bay James sabah 6'da kalkıyor, köpeğini dolaştırıyor, öğlen evine geliyordu. Öğlen evde takıldıktan sonra 4 gibi verandasına oturup kalkmadan saatlerce duruyor, 10 gibi evine giriyor ve 11 gibi tüm ışıkları sönüyor. Ben artık dolandırıldığımı düşünmeye başladım. Lan o kadar şey aldın, hepsi geldi. 7. gün olmuştu. Bay James verandasında otururken Bir hafta geçmiş. köpeği de yolda oynayan çocukları havlıyordu. Bir anda bir sinek sesi gibi bir ses duydum. Duyduğum sırada köpeğin kafasının patlaması bir oldu. Tüm veranda köpeğin beyniyle kaplandı. Bay James'in suratı üstü kan içindeydi. Bu inanılmazdı. Soğukkanlılıkla etrafa bakmaya başladım. Ateş edebilecek tüm çatılara baktım. Hiçbir şey yoktu. Sokak bir anda boşaldı. Bay James'in bağırması dışında ses duyulmuyordu. Köpeğini kucağına almıştı. Kafatası parçalanmış, kalan beyinler yere akıyordu. Olmayacağını düşündüğüm şey oldu. Karamamba gerçekti. Vay anasını ya. Ne Ve ben hikaye masum be. bir köpeğin ölümünden sorumluydum. Ne yaparsa yapsın, ölmesi benim yüzümdendi. Peki, bu bir köpekti. Ben bir sipariş geçtim ve sipariş teslim edildi. Bu oluşum bir köpek için sniper yollayabiliyorsa İnsan için neler yollamazdı? Kaç sipariş almışlardır? Kaç cinayet peki? Nasıl yakalanmıyorlar? Polis ne yapıyor? FBI ne işe yarıyor? Her şeyi kontrol eden, ülkeler arası, kıtalar arası askerler gönderen süper güç. Dark Web'den habersiz mi? Sanmam. Bence hepsi ama herkes bunun içinde. Ve ben hepsine, her şeye güvenimi kaybettim. Ülke, ülkeler, devletler ve dünya. Hepimizin bir bedeli var. Bir gün bir manyak bedelimizi öder ve başka bir gün başka bir manyak beynimizi
patlatabilir. Mükemmel bir videoydu bu arada. Çok iyi videoymuş abi. Çok iyi video. Bize. Çok iyi.